Merhaba futbol tutkunları ve kanalımızın değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte Avrupa futbolunun en prestijli sahnesi olan Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sonundaki puan durumunu ve kalan maçları 10.000 Monte Carlo simülasyonu ile analiz ediyoruz. Hadi başlayalım. Masamızda ise bir dev var, Galatasaray. Aslan, 5. hafta sonunda 9 puan topladı, artı bir averajla 14. sırada bulunuyor. Bu, tam olarak playoff hattının göbeği demek. Ancak zirveye ne kadar uzağız, dibene kadar yakınız. İşte bu sorunun cevabını duygusal yorumlarla değil, saf veriyle arayacağız. Tamı tamına 10.000 farklı senaryoyu simüle eden bir yapay zeka analiziyle. Hazır olun çünkü bugün 10.000 Monte Carlo simülasyonunun Galatasaray'ın kaderine dair verdiği son kararı açıklıyoruz. Simülasyonun sonuçlarına göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir yol izleyeceğini birlikte değerlendireceğiz. Doğrudan son 16'ya kalma ihtimali, playoff'a düşme senaryosu ve elenme olasılıkları detaylı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 10 bin Monte Carlo simülasyonu üzerinden elde edilen bu veriler bize olası tüm ihtimalleri ve Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini daha net gösteriyor. Hazırsanız şimdi bu heyecan verici analizle başlıyoruz. Öncelikle bu kritik 9 puana nasıl ulaştık onu hatırlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına ne yazık ki ağır bir darbeyle başladı. Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet kimileri için erken havlu atma sinyaliydi. Fakat Türk futbolunun tarihinde ve geleneğinde pes etmek diye bir kavram yoktur. Bu toprakların takımları en zor anlarda bile yeniden ayağa kalkmayı, mücadeleyi sürdürmeyi ve taraftarına umut vermeyi bilir. İşte bu yüzden alınan ağır yenilgi bir son değil, aksine yeni bir başlangıcın daha güçlü bir geri dönüşün habercisi olabilir. Frankfurt'ta alınan ağır yenilginin ardından Aslan, Rams Park'ın büyülü atmosferinde Liverpool'u devirmeyi başardı ve bu tarihi galibiyet hem takıma yeniden özgüven kazandırdı hem de taraftara Avrupa sahnesinde hala söz sahibi olduğumuzu hatırlattı. Yine kendi sahamızda Bodoglimt'i mağlup ederek taraftarımıza büyük bir sevinç yaşattık. Ardından deplasmanda Ajax karşısında alınan kritik galibiyetle 3 puanı haneye yazdırıp Avrupa yolunda çok değerli bir avantaj elde ettik. Ancak bu galibiyetler serisine son iç saha maçında tartışmalı hakem kararlarının gölgesinde Union Saint-Gilloise'ya kaybettiğimiz karşılaşmayla ara vermek zorunda kaldık. Bu sonuç hem taraftarın hem de takımın moralini sarsarken aynı zamanda kalan maçlar için daha da büyük bir mücadele azmi doğurdu. Şimdi 5 maç sonunda 9 puandayız. Ancak bu yeni formatta 9 puan yalnızca bir başlangıç. Çünkü önümüzde kaderimizi tamamen değiştirme potansiyeline sahip 3 dev maç var ve bu karşılaşmalar Galatasaray'ın Avrupa'daki yolculuğunun yönünü belirleyecek. Kalan fikstürümüz Avrupa'nın en zorlu fikstürlerinden biri. 3 maçın her biri farklı bir mücadele ve farklı bir risk taşıyor. Sırasıyla sahne alacak dev maçlar önce zorlu Monaco deplasmanı, ardından Rams Park'ta taraftarın desteğiyle oynanacak Atletico Madrid iç saha mücadelesi ve son olarak Avrupa'nın en güçlü takımlarından Manchester City ile deplasmanda karşılaşacağımız kritik sınav olacak. İşte bu üç kritik maçı yapay zeka analiz motorumuza tek tek sorduk. Evet, tarihsel performans verilerini, takımların güncel form durumlarını ve saha avantajlarını dikkate alan simülasyon her karşılaşma için ayrıntılı olasılık hesaplamaları yaptı. Ortaya çıkan sonuçlar Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini şekillendirecek bu dev mücadelelerde hangi senaryoların öne çıktığını gözler önüne seriyor. Şimdi gelin bu heyecan verici analizde maç maç belirlenen olasılıkları birlikte inceleyelim. Monaco deplasmanında galibiyet ihtimali %30, beraberlik %30 ve mağlubiyet %40 olarak görünüyor. Zorlu bir deplasman atmosferinde sahaya çıkacak olan aslan için puan almak kritik öneme sahip. Çünkü bu karşılaşmadan çıkarılacak her puan Avrupa yolunda kaderimizi doğrudan etkileyecek. Atletico Madrid ile Rams Park'ta oynanacak iç saha mücadelesinde galibiyet ihtimali %40, beraberlik %35 ve mağlubiyet %25 olarak görünüyor. Taraftarın coşkulu desteği ve iç saha avantajı sayesinde bu karşılaşma Galatasaray'ın 3 puana en yakın olduğu maç olarak öne çıkıyor. Manchester City deplasmanında galibiyet ihtimali %10, beraberlik %20 ve mağlubiyet %70 olarak görünüyor. Avrupa'nın belki de en zorlu deplasmanına çıkacak olan aslan için bu mücadele, sürpriz bir puan hayaliyle sahaya çıkılacak ve alınacak her sonuç, gruptaki kaderimizi doğrudan etkileyecek. Ve işte tam bu noktada simülasyonun en kritik varsayımı devreye giriyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yüksek beraberlik sayısı nedeniyle playoff barajının düşeceği öngörülüyor. Yani takımların topladığı puanlar geçmiş yıllara kıyasla daha farklı bir değer kazanacak ve Galatasaray için kalan maçlarda alınacak her puan son 16 yolunda çok daha belirleyici hale gelecek. Bu, 9 puanlı Galatasaray için büyük bir sigorta demek. Yeterince bekledik. Bu zorlu fikstür ve belirlenen olasılıklar dahilinde 10 bin simülasyonun her bir sonucu tek tek hesaplandı. İşte yapay zekanın Galatasaray'ın kaderine dair verdiği son karar, tamamen elenme olasılığı hala masada ve bu ihtimal kalan 3 dev maçtaki performansımıza bağlı olarak ya gerçeğe dönüşecek ya da tarihe bir direnç hikayesi olarak geçecek. Bu, taraftarın en az görmek istediği senaryo, Galatasaray'ın kalan 3 maçını da kaybetmesi ve altındaki rakiplerin puan toplaması halinde tamamen elenme ihtimali gerçeğe dönüşebilir ki bu durum hem takımın Avrupa yolculuğunu sona erdirir hem de taraftar için büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelir. Simülasyonun sonucu %4 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, tamamen elenme ihtimali teorik olarak hala varlığını sürdürüyor. Ancak 9 puanlık mevcut tablo ve bu sezon yüksek beraberlikler nedeniyle playoff barajının düşeceği varsayımıyla birlikte bu risk minimum seviyeye inmiş durumda. Yani Galatasaray için Avrupa yolunda umut hala çok güçlü. Bu, Aslan'ın Avrupa macerasının 8. maçtan önce bitme ihtimalinin oldukça düşük olduğu anlamına geliyor. Playoff turu, Galatasaray'ın şu anda bulunduğu en gerçekçi konum ve simülasyonun en güçlü tahmini. Aslan, ilk 24 takım arasına girerek son 16'ya yükselmek için playoff oynamaya en yakın senaryoda yer alıyor ve bu ihtimal Avrupa'daki yolculuğun devamı adına en kuvvetli seçenek olarak öne çıkıyor. Simülasyonun sonucu %81, evet tam %81, bu oran Galatasaray'ın kalan 3 dev maçtan alacağı minimum puanla bile playoff hattındaki yerini büyük ölçüde garantileyeceğini ve Avrupa yolculuğunu sürdürme ihtimalinin en güçlü senaryo olarak öne çıktığını gösteriyor. Artık kalan maçlardan alınacak her bir puan, playoff biletini cebimize koymak demek. Bu oran camianın rahat bir nefes almasını sağlıyor. Doğrudan son 16 olasılığı, Galatasaray için büyük rüyanın ta kendisi. Avrupa futbolunun devleri arasına adını yazdırmak ve playoff oynamadan doğrudan son 16 biletini almak, hem tarihi bir başarı hem de taraftarın hayalini gerçeğe dönüştürecek en görkemli senaryo olarak öne çıkıyor. Bu, puan barajının en üst noktası ve simülasyonun sonucu %15. Yani Galatasaray'ın doğrudan son 16 biletini alabilme ihtimali mevcut ama oldukça zorlu. Çünkü bu senaryo ancak kalan 3 dev maçtan maksimum puan çıkarılması ve rakiplerin puan kaybetmesiyle gerçeğe dönüşebilir. %15 Evet, bu zor bir ihtimal ancak aynı zamanda Galatasaray'ın sahip olduğu potansiyeli de yansıtıyor. Çünkü bu senaryonun gerçekleşmesi kalan 3 dev maçtan en az 4-5 puanın üzerine çıkılmasını ve rakiplerin puan kaybetmesini gerektiriyor ki bu da Avrupa sahnesinde doğrudan son 16 biletine uzanan en büyük rüya olarak karşımıza çıkıyor. Yani Galatasaray'ın doğrudan son 16 ihtimalini canlı tutabilmesi için ya Monaco ya da Manchester City deplasmanından sürpriz bir puan çıkarması ve bunun yanında Rams Park'ta Atletico Madrid'i taraftarının coşkulu desteğiyle yenmesi gerekiyor. İşte bu kombinasyon Avrupa sahnesinde en büyük rüyayı gerçeğe dönüştürme yolundaki tek gerçek senaryo olarak öne çıkıyor. İlk 8 için her şey tamamen Galatasaray'ın kendi ellerinde. Eğer o %15'lik ihtimali yakalayabilirsek, bu yalnızca Avrupa sahnesinde tarihi bir başarı değil, aynı zamanda ligin en büyük sürprizlerinden biri olarak tarihe geçecek ve Aslan'ın adını doğrudan son 16'ya yazdıracak destansı bir hikayeye dönüşecek. Yapay zekanın 10.000 simülasyonu bize net bir tablo çizdi. Galatasaray'ın yolu yüksek ihtimalle playoff'tan geçecek. Elenme riski minimum ama o büyük son 16 hayali, zorlu da olsa %15'lik bir ihtimalle hala masada, Şimdi söz sizde sevgili izleyiciler. Sizce bu %15'lik son 16 hayali gerçekleşir mi? Monaco, Atletico ve City maçlarından toplam kaç puan bekliyorsunuz? Bu simülasyon oranlarını yüksek mi yoksa düşük mü buldunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.